2 haftalık bir aradan sonra Ajans 1903 ekranlarında, Akademi 1903'tesiniz efendim. Seçim münasebeti ve ligin son maçının programımıza denk gelmesi sebebiyle 2 haftalık bir ara vermek zorunda kalmıştık. Tamamen bizim dışımızda gelişmeler de o yaşanmıştı. Tekrar buradayız. Transfer sezonu da başlıyor. Artık sıkça analiz yapacağımız, birçok oyuncuyu değerlendireceğimiz bir periyoda giriyoruz. Beşiktaş için hayırlı bir transfer sezonu olması dileğiyle diyelim, başlayalım. Sezonun ilk transferi geliyor gibi. Saiz, Romain Saiz. Büyük bir isim, çok üst seviye liglerde bu işi icra etmiş bir isim. Dün sevgili Şafak'a da yardımcı olmaya çalıştım, konuk olmuştum. Oradan başlayayım. Şimdi bir defa yönetimin bir lanse şekli vardı. Yeni oluşumla ilgili özellikle genç potansiyel ticari değeri olan ve takıma ciddi anlamda hem formasyon hem oyun anlamında ciddi katkılar sağlayabilecek oyunculara yönelecekleri yönünde seçim sürecinde çokça konuşuldu, çokça bu tarifler yapıldı. Saiz geldi. Şimdi bir defa tartışmasız bu formasyonda ciddi bir isimden bahsediyoruz. Premier Lig'de birçok parametrede, birçok dünya standardında oyuncudan önde datalar yapmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Bununla birlikte ben dün şöyle bir yorum yapmıştım Baran. Oradan başlayalım. Şimdi Beşiktaş'ın birinci ve ikinci bölgesine baktığımızda hem oradaki mevcut stoperler, işte aşağıdan gelen Aytu Montero var, işte hakeza Serdar, sol bekimiz Rıdvan, sağda Rozier, önlerinde Emirhan Getson gibi tamamen potansiyel, ki arkalarındaki kaleci grubu da hakeza öyle. Sanki oraya bu oyunu bilen, biraz orayı derleyip toplayacak, çevresine de katma değer katacak oyunculara, profillere de liderlik edecek o pozisyonda birine, bir profile ihtiyaç vardı. Temel olarak da şöyle de bir sorun vardı. O pozisyondaki oyuncularımız, o çevredeki, o pozisyonun etrafına konumlanmış oyuncular da çok fazla bu oyunu icra edebilme yeteneğine sahip demeyelim de CV'sine sahip oyuncu grubu da pek yoktu. Yani Rozier bir miktar üçlü oynamayı bilen bir oyuncu profili, öyle bir akademik eğitim de almış ama onun dışında çok yoktu Valerian'ın öğrettiği. Şimdi tahmin ediyorum orada sadece savunmada bir stoper olarak değil, aslında bir Valerian gibi eğitici, rol model olarak da oraya oturacak gibi. Baran, ne diyorsun Saiz için? Selamlar herkese, iyi hafta sonları olsun. Saiz için şunu söyleyeyim İlker abi. Türkiye Ligi'nin kapasitesini ele aldığımızda yeterli bir denge stoperi olarak kullanılabilir. Hele ki üçlü için. Yani kendi fundamentaline baktığımızda, defansif fundamentaline baktığımızda alan kapatma konusunda yeterli bir done sunuyor bize. Onun dışında özellikle fizik kapasitesi, vücut gücü anlamında üst düzey. Bir de bunların yanına pas vizyonunu ve pas isabetini de koyduğumuzda aslında Beşiktaş için ciddi aranan özelliklerin çok ciddi bir kısmını kapatabilen bir oyuncu. Bu manada Beşiktaş'a Saiz olmazsa bile zaten bizim yapacağımız Saiz gibi bir profili tekrardan tarif etmek. O yüzden Beşiktaş'ın doğru tarif edilmiş bir profile aslında gittiğini düşünüyorum. Ha, ticari değer olarak belki çok ciddi bir şey gözetilmemiş orada ama hani stoper bölgesini yönetecek bir oyuncunun yaşının yüksek olması açıkçası beni çok rahatsız etmiyor. Yani transfer edilecek her oyuncuda ticari değeri gözetecek olursak Beşiktaş Ceyhun Kazancı'nın açıkladığı rakamın dahilinde kalamaz diye düşünüyorum. O yüzden birkaç tane pozisyonu sanki yaşı ilerlemiş ama ekonomik olarak Beşiktaş'ı zorlamayan oyunculardan seçmenin Beşiktaş'a çok bir zararın olmayacağını düşünüyorum. En son şeyi söyleyeyim sadece. Hani o pas vizyonu ve isabeti dedik ya, bu dörtlüde o kadar zarar vermiyordu pas isabeti yüksek olmayan savunma oyuncuları belki ama üçlü de hakikaten vazgeçilmez. O yüzden de üçlüye stoper bulmak biraz daha zor dörtlüden aslında baktığımızda. Saiz'in o noktada aksamaması çok ciddi bir şey. Ekonomik koşullar altında getirilirse iyi bir iş olur.
Ya hocanın da formasyonuna sadece üçlü savunma özelinde değil, o yaklaşımına da oturan bir oyuncu. Yani o savunmadan uzun top isteyen bir Valerian İsmail, ki bunu çok ciddi seviyede yapabilen bir Saiss'ten bahsediyoruz. Oyun kurabilen, ileriye deplase olabilen, ki zaten bir defansif orta sahadan evrilmiş bir profil Saiss. Tüm bunlarla birlikte Emre, sana da şunu soracağım. Şimdi bakıyorsunuz transferde adı geçen stoperlere yerli yabancı birçok isim geçiyor. Hep mesela Amerley'in adı geçti, Bazuer'in adı geçti, Saiss hakeza hep defansif orta sahalardan devşirilmiş. Bununla birlikte uzun top meziyeti olan, ayağı düzgün, pas yüzdesi yüksek ve sol ayaklı profilleri de çok görüyoruz. Yani bir de böyle bir durum var. Özetle sanki Beşiktaş stoper işine böyle ne istediğini bilerek bir tanım yapmış şekilde gidiyor. Uzun zamandır da çok alışık olduğumuz bir manzara değil bu. Yani menajerler ne getirirse usulünden buralara geçiş, bir şeyler daha kalifiye yapılıyor. Ben en çok Saiss'ten ziyade belli başlı işleri belli oranda yapan ve belli meziyetleri olan oyuncu gruplarına sürekli gidilmesinden mütevellit bayağı bir pozitifim. Ne diyorsun bu konuda? Valla öncelikle herkese iyi hafta sonları dileyim. Hoş geldiniz yeni yayına tekrar. Valla şöyle söyleyeyim abi. Evet, bir plan program var. Zaten Ceyhun Bey de yapmış olduğu açıklamada, toplantıda başkan ve işte o zaman hocamız Önder Hoca ile beraberken belli başlı profilleri çizeceğiz. Hoca da şu anda işte yeni hocamızla da bu profiller üzerinde konuşuyoruz. Direkt isim değil ama biz profil aldık hocamızdan. O profile uygun isimler bakacağız demişti. Görünen o ki bu plan doğrultusunda doğru isimler üzerinden değerlendirmeler yapıyorlar. Çünkü biz de biraz bakıp incelediğimizde Saiss olsun, birazdan değineceğimiz farklı bir stoper daha var. O da olsun, birbirini tamamlayabilecek, işte zaman zaman orta sahaya topla beraber çıkışlar yapabilecek, ileriye paslar konusunda uzun topta isabet sağlayabilecek ve oyunu birkaç yönlü ele alabilecek oyuncular. Yani işte Saiss'in backup pozisyonu olarak bir işte sol stoper veya direkt stoperin ortasında da denenebilir diye fikirler de mevcut. Bu bağlamda ben kıymetli görüyorum Saiss'i. Ama tabii burada çizilecek bütçe de çok önemli. Ceyhun Bey'in işte işin bütçe kısmıyla da alakalı daha önce tecrübesi olduğu için o konuda da öyle umuyorum ki daha önce çizilmiş sınırları aşmadan, bütçe dengesini bozmadan, sarsmadan oyunculara bunu da dengeli bir şekilde yayarak iyi bir kadro kurarlar. Saiss iyi bir hamle. Defansif anlamda Beşiktaş'a çok şey verebilecek bir oyuncu. Hatta ofansif anlamda da saydığımız diğer yan özellikleriyle. Bekleyelim, görelim. Umarım uygun maliyete doğru transferleri sırasıyla yaparız diyelim. Şimdi dün de bir haber düştü, tabii fake mi bu, gerçek mi onu teyit edemedik ama Ceyhun Kazancı'nın iki milli patentli oyuncu stoperle de görüşme halinde olduğunu, bunu kendi ağzından deklare ettiğini şeklinde bir haber vardı. Şimdi ben bir de şunu soracağım Baran. Şimdi sence Beşiktaş sayısı, birazdan Rugani'yi konuşacağız mesela. Merkez stoper olarak mı düşünüyor? Çünkü Wolverhampton'a baktığımızda işte ağırlıklı sol stoper görüyoruz ama merkezi de oynayabiliyor. Sen nasıl konumlandıracaksın? Yani bir de ismi geçen isimlere baktığımız zaman hala gündeme gelen isimler böyle hep sol ayaklı, özellikle yerli oyuncularda. Sol stoper oynamıştı işte Koray Günter'in adı geçiyor, Mert Çetin, Cenk Özkaçar, ki Cenk Özkaçar'ın ben yerli futbolcular listesinde en tepede olduğunu duydum, yapabilirlerse. Şimdi özetle sen merkez stoper olarak kullanılacağını mı düşünüyorsun, yoksa sol stoper mi? Bir de orada Montero var, bir de böyle bir durum var. Şöyle abi, ya Montero'nun varlığının unutaraktan cevap verirsem bence daha kolay bir soru olur bu benim açımdan. Hani ideali sol stoperde kullanılması benim tercihim.
merkez stopere çekildiğinde mevcut alan savunmasını idareten iyi yapabildiği için merkez stopere bir backup olarak düşünürüm. Ama hani sol stoperi merkez stoperde oynadığından daha iyi oynayabilen bir oyuncu. Bunun sebebi de bu interception dediğimiz pas arası işlerini, işte alan savunması işlerini ne kadar iyi yaptığıyla aslında değişiyor ya, hani solda mı kullanalım, merkezde mi kullanalım diye. Ona baktığınızda aslında standartın çok çok üzerine çıkan bir oyuncu değil pas arası konularında ya da alan savunması üzerinden savunma yapma konusunda. Hani Türkiye liglerinin üstünde olmasına rağmen sol stoperde icra edeceği oyun aslında çok daha şey, ne diyeyim, çok daha iyi bir konfor alanı oluşturuyor onun için. Yani merkez stopere başka birisi bulunursa tabii ki benim de ilk isteyeceğim şey kendisinin sola çekilmesi. Orada daha iyi performans vereceğini düşünüyorum. Yani bakalım, ama ben Montero konusunda nedense bu bilgiden bağımsız bir gelişmenin yaşanabileceğine dair bir hissiyat oluşmaya başladı bende. Sürekli böyle o pozisyona, yani saymadıklarımız da var. Mesela Bardakçı, Abdülgen'in Bardakçı'yla Beşiktaş çok uzun süre ilgilendi. Hala istekli bir tavrı var gibi. Tabii Konya'nın şartları tahmin ediyorum ağır geliyor. Şimdi bu kadar sol stoperi düşündüğümüz zaman ve ağırlıklı oraya o meziyetlere sahip oyuncu düştüğü için insan Montero'nun akıbetinden böyle bir işkilleniyor. Onu da ekleyeyim. Bir tane yerli oyuncu hamlesi sanırım stopere doğru olacak Emre. Yani çünkü yerli havuzunun ülkedeki oyuncu kalitesine de baktığımızda kısıtlı bir havuz var. Ve üçlü oynuyorsunuz. Üç profili de eksik yazıyorsunuz. Dolayısıyla bir de bu yabancı sayısı 3 mü olacak, 4 mü olacak, yerli sayısı, yabancı sayısı kaç olacak, bu konuları da elbette bilmiyoruz. O da bir komedi, yani inanılmaz bir trajedi. Ne diyorsun yani, sağdan mı kullanılır bir yerli eğer böyle giderse? Çünkü Rugani'yi konuşacağız, o gelirse de muhtemel merkez stoper olacak herkesin gibi duruyor. Doğru. Çok pardon, doğru. Yani bir yerli oyuncu alırsak eğer bunu sanırım sağ stoper olarak değerlendireceğiz. Orada Serdar'ı geçen dönem değerlendirmişti Valerian İsmail geldiğinde zaman zaman, ama Serdar'ın şu anki tutumu, işte sözleşme konusundaki handikapı hala imzalanmadı, uzatılmadı. Sanırım ailesinin de bir gönül koyma durumları var. Biraz işi uzatma, biraz sürüncemede bırakma durumları var. Geçen seçimde de başkan bir mesaj verdi, böyle sert bir mesaj verdi konuşmasında. Umarım anlaşabiliriz, çünkü Serdar kıymetli bir oyuncu, ama Serdar'ın tutumu da burada çok önemli. Yani her iki taraftan da bakmak lazım. Eğer Serdar orada kalırsa zaten savunma anlamında üçlü oyunda yedeklemen gereken rakamı çok rahat bulabilirsin. O senin elini biraz rahatlatır, pazarlıkta da elini rahatlatır. Ama oraya bir oyuncu gerekiyorsa Altay'dan giden oyuncu Cenk mesela, o konuda düşünülebilir. Bence kıymet verilmesi gereken bir oyuncu. Keza şeyi gördük, Mert'i gördük mesela. Hani o da iyi bir oyuncuydu. O da olursa sağ stoper olarak her ikisi de düşünülebilir diye düşünüyorum, ama benim önceliğim biraz daha Serdar'ın takımda kalması. Çünkü takımın durumuna aşina, ama tabii orada dediğim gibi oyuncunun tutumu, ailesinin tutumu da çok önemli. Umarım bir orta yol bulunur diyelim. Ya her halükarda minimum 5 oyuncuya bu pozisyon için ihtiyacımız var gibi. Yer vermen gerek. Halde. Evet. 4 çok az olacaktır. Belki içinde bulunduğu finansallar gereği Beşiktaş çok böyle 6'yı zorlamaması kabul edilebilir, ama 5 makul olan gibi duruyor. Rugani, evet. Baran şimdi yıllarca efsane İtalyan savunma oyuncuları çıktı, çıkmaya da devam ediyor. Aslında Rugani'nin ortaya çıkış hikayesi de böyle bir beklentiyi doğurmuştu. İnanılmaz bir yetenek olarak çıktı. İtalya basını parlattı, ha parlattı. Aslında Juventus dönemi de çok da kötü geçmedi. Dataları da kötü değil. Ama Juventus'un o globalleşme çabası, işte Allegri hamlesi, ki zaman zaman İtalya basınında özellikle Torino medyası Allegri'yi Rugani tutumundan ötürü de eleştiriyor. Rugani'nin Juventus'un savunma parçalarından biri haline neden gelmedi soruları ara ara hala soruluyor. Oradan oraya savrulan, kötü de takımlara giden bir Rugani var. Cagliari gitti diye deydi. Orada da çok
doğru bir takımdan bahsetmiyoruz, doğru parçalardan bahsetmiyoruz. Özetle Rugani'deyiz Baran. Ne demek istersin Rugani için? Onun da adı geçiyor. Tahmin ediyorum merkez stoper olur gelirse. Saiz solak ayar gibi duruyor. Ne diyorsun? Rugani daha bir denge stoperi İlker abi. Yani hani Hı-hı. atlamayı seven tipte bir stoper değil genelde. Atladığında çok net müdahaleleri var. Ama şey o denge stoperi olma işini çok çok iyi beceriyor. Rugani için baştan belki şeyi söylemek lazım. İtalya'da hani hem bek backup'lı hem de stoper pozisyonlarının ikisini aynı anda oynayabilen oyuncuları İtalyan futbol iklimi çok iyi yetiştiriyor. Rugani'yi değerlendirirken sadece şunu bilmek lazım. Bu tip hani bek ve stoper oyununu aynı anda oynayabilen oyuncuların bir tane belki eksik diyemem ama sadece net merkez stoper oynayan oyunculara göre biraz daha az iyi yapabildiği şey aslında vücut şarjını iyi kullanmak. Yani %5 oranında genelde o net merkez stoperlere göre vücut şarjını daha az kullanan ama buna karşın defansif alan yönetimini mükemmelen yapan oyuncular oluyorlar. Beşiktaş'ın özellikle biliyorsun İlker abi bu rakiplerin half space'e pas alışverişlerinde Beşiktaş'ın stoper kaymaları çok yanlış ve bozuktu geçen sene. Onu çok çok iyi toparlayabilecek bir oyuncu. Özellikle üçlüde o stoper kaymaları dörtlüye göre çok daha zor ve iyi işlenmesi gereken bir şey. O işin de kumandanı merkez stoper. Bu manada Rugani olabiliyorsa cuk oturur. Yani çok üst düzey bir şey var bir de yani kalite anlamında da. Yani Saiz'den bahsediyoruz ya mesela. Hamle kalitesi anlamında Saiz'in çok çok ötesinde bir hamle kalitesi var. Hem yerden hem havadan. Havadan yine şeyi söyleyebiliriz. Yine o bek orijininin getirdiği hava hakimiyeti hani uyguladığı şarj ve sıçrama kapasitesi anlamında standart. Ama mesela işte hücumda işte doğru yere kafa vurma, kafa pasları vesaire anlamında hani havadan topla iletişimi çok çok iyi. Kafa vuruşlarında darbeli yapabiliyor. Yani Rugani çok çok az eksiği var aslında merkez stoper olarak baktığımızda. Bir tek şeyi söyleyebiliriz hani backup'ı da sonuçta sağ stoper olduğu için Rugani'nin o backup'ta oynadığı yerlerde gördüğüm ve aklıma takılan bir tane şey oldu. Rakiplerin attığı ara paslarını keserken mesela İtalyan sağ stoperler en elit düzeydekiler genelde şeyi tercih eder. O topu kontrol etmeyi ya da o topu tek pasla yine kendi takımına kazandırmayı. Rugani genelde o topları riske girmeden taca atıyor. Bu da dediğim gibi elit düzey İtalyan sağ stoperlerden görmediğimiz bir şeydir. Aslında Rugani de kendisi yani ben merkez stoper oynuyorum diye bağırıyor kendi profili özelinde. Yani Rugani'nin hiçbir yani stoper olarak hele ki Beşiktaş düzeyini değerlendiriyorsak hiçbir eksiği olmayan bir oyuncu. Orada kafalardaki soru işareti Rugani Beşiktaş'a kaç paraya gelir? Acaba kiralık artı bonservisle alma opsiyonu koyma şansı var mıdır? Öyle bir mucizeye yakın bile olsa acaba öyle bir şey gerçekleşir mi? Ama dediğim gibi hele ki yani bonservisiyle alınabilirse Rugani Beşiktaş'ın çok uzun yıllar stoperde sıkıntı yaşamamasını sağlayacaktır. Çünkü o tarz bir oyuncuyu eklediğinde İlker abi sen de bilirsin ki sağına soluna genç bir iki oyuncu koyma cesaretini teknik direktörlerin daha da arttırır. Onları yetiştirme babında, onların alan savunması eksiklerini kapatma babında çok da ciddi işler yapar. Yine Sinan hocamın örneğini vermeyi çok sevdiği bir Ufaluji örneği vardı. Ufaluji'nin yanında oynayan Semih. O kendi pozisyonel açıklarını göstermeyen bir Semih'ti diye. Aslında aynısını Rugani, Serdar, Montero üçlüsünde de Beşiktaş'ın yakalama şansı olur. O yüzden tek bir pozisyona transfer yapıyor gibi düşünmemek lazım bence. Üç pozisyonu da birden kapatma belli bir noktaya kadar kapatma şansı, opsiyonu tanıyor. Valerian İsmail'in oyununa vereceği katkıyı ile ilgili bazı soru işaretlerim olmakla birlikte savunmada özellikle hakimiyet ve hata parametrelerinde işi minimalize etmeye çalışan bir stoper profili görüyorum ben. Şimdi çok fazla negatif parametrelerde ya da riske girilmeyecek parametrelerde işini iyi yapan bir adam. Yani kolay kolay top kaptırmayan, topu iyi kontrol edebilen, bu parametrelerde çok başarısız çünkü 0-1-0-2 aralığında gidiyor bütün bu parametrelerde ortalaması. Kolay kolay hata yapmayı tercih etmeyen ya da kendini böyle bir senaryonun içine sokmayan, pas yüzdesi de oldukça yüksek bir oyuncu. Bunu paslarına da yansıtmaya çalışıyor. Biraz daha garanti tercihleri sorguladığı için orada
Bu oyunla ilgili sadece soru işaretlerim var. Çünkü bu oyundaki işte özellikle pas makasının uzun olduğu, uzun toplar vesaire onun yaklaşımına biraz şey olabilir. Yani bu parametreler, bu yüzdelikleri düşürebilir. Çünkü %88,2'lik bir pas yüzdesi var. Bütün kariyer ortalaması bu ama %90'ın üzerine çıktığı çokça örnek var. Ciddi bir pas yüzdesi var. Uzun toplarda kariyer ortalaması biraz düşük aslında. 1,7 hiç yapmıyor değil ama doğru senaryoların içerisinde 3'ün üzerine çıktığını görüyoruz. Bu biraz umut verici elbette. Bunu söyleyelim. Bunun dışında işte o hocanın kendisinden beklediği ileriye zaman zaman deplase olması ve işte orta sahada farklı aksiyonların içine girdiğinde de bir miktar yapabilir. Evet, hava toplarını söyledin, kariyer ortalaması aslında 2,2 ama yine doğru senaryolara girdiği zaman 5'in üzerine çıktığı görülüyor. Yani Rugani'ye ben baktığım zaman şöyle bir durum görüyorum özetle. Doğru bir oyuncu grubunun ve doğru bir takımın içerisinde olduğu zaman Rugani'nin meziyetleri minimum çarpı 2 yapıyor gibi duruyor. Yani datalarına da bu çok net yansıyor, oyununa da çok net yansıyor. Saiz ve Rugani birbirine ihtiyacı olan oyuncu tandemlerine dönüşebilir ve birbirlerini hayal ettiğimizin ötesinde tamamlayabilirler. Öyle çünkü ikisi birbirinin zaaflarını çok kolay kapatacak ya da birbirinin pozitif parametrelerini artı yönde etkileyebilecek meziyetlere sahipler. Ben ikisi bir araya geldiğinde her biri tek başına çok kıymetli görülmeyebilir bazı konularda ama özellikle Rugani konusunda ama bir araya geldiklerinde ben de Rugani'nin değerli bir parçaya dönüşebileceğini düşünüyorum. Emre, sen Rugani konusunda bir şey eklemek ister misin? Emre mikrofonunu aç istersen. Çok Emre pardon, mikrofonu. dışarıdan ses gelmesin diye kısmıştım, unutmuşum. Şöyle ekleyeyim ben de. İtalyan futbolunda daha erken yaşlarda kendisinden çok şey beklenen bir oyuncuydu Rugani. Ama gördüğüm profil şu, aklıyla ve sezgiselliğiyle, oyunu okumasıyla ele alan bir savunmacı gibi görüyorum. Çünkü burada hani birebir temasta Türkiye Ligi'nde biraz sert bir ligdir diye tanımlama yapılır ve hani birebir temasta üstünlük sağlaması beklenir. O aksiyonun içerisinde taraftarlar oyuncuyu gördüğü zaman üst düzey bir oyuncu mantalitesiyle yaklaşır ama burada hani birazcık da aslında bu algıları kırabilecek dediğiniz gibi o üçlü savunmanın hep bir arada ele alındığı yani totalde birlikte ne kadar uyum sağlayacağı da göz önünde bulundurulduğunda bu isimler doğru isimler. Rugani de bence bu savunmanın bir parçası olma niteliğinde bir oyuncu. O konuda ben de sizlerle hemfikirim. Ama dediğim gibi sağ stoper konusunda birazcık böyle topla beraber çıkışları iyi olan, biraz sağ bek backup'ı da olan, yani sağ bekle oynayabilmiş bir oyuncuyu biraz daha tercih etmemiz gerek diye düşünüyorum. Git gel yapabilecek. Yani fark ettiyseniz her savunmacıda birazcık böyle yan rol arıyoruz. Birbirini tamamlayıcı yan roller arıyoruz. Ben doğru profiller üzerinden gidildiği vurgusunu tekrar yapayım. Ama tabii olur olmaz Saiz ve Rugani özelinde bilmiyoruz. Olursa bence güzel bir tamamlama olur bu oyuncular Şimdi arasında. bir tanesi oldukça fazla Premier Lig tecrübesi olan, bir tanesi bu işin menbaı İtalya'dan. İtalya CV'li. Şimdi dolayısıyla insan şeyleri hayal etmekte de zorlanıyor yani nasıl bir şey olacak diye. Çünkü bu çok çok lig seviyelerini de düşündüğünde o performanslarının da üzerine çıkabilirler gibi bir manzara da oluşabilir yani. Konuyu kapatalım. Bir başka isme geçelim. Trezeguet. Şimdi çokça konuşuluyor. Ben de başlarda çok önemsemedim falan. Ama abi gün geçtikçe bu haberlerin dozu arttı. Sorma gereği duydum ve benim aldığım bilgi bu haberlerin altı boş değil abi. Yani böyle bir ilgi alaka varmış. Kendisi şu an Mısır milli takımında. Ailesi herhalde Türkiye'de tatilde miymiş? Arada gel git yapıyor herhalde. Bilmiyorum, bitti mi o tatil ama
Önümüzdeki hafta tahmin ediyorum taraflar bir araya gelecek. Hatta Beşiktaş hem kulübünden hem oyuncudan rakamlar konusunda belli başlı bilgiler almış, belli adımlar da atmış diye duydum. Çok büyük bir beklentiyle bu ülkeden gitmiş bir oyuncu. Herkesin alışık olduğu bir isim aslında. Aston Villa serüveni çok onun umduğu gibi gitmedi. Başakşehir'e tekrar döndü bu sezon. Aslında kötü bir iş de yapmadı. Yani 13 maçlık serüvene baktığınız zaman datalar özelinde çok 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 kötü bir şey yok durum. Ama kariyerine baktığımız zaman o Kasımpaşa sonrası sürekli o grafik aşağı yönde ilerledi. Hem İngiltere'de keza milli takımda da öyle oldu. Yani oradaki yerini de kaybetti Trezeguet milli takımda. Şimdi yaşta 27. Belki bir miktar business değeri, ticari değeri hala var gibi duruyor. Bununla birlikte Beşiktaş da ilgileniyor. Şimdi ben Başakşehir dönemine biraz baktım Baran. Ne olur, nasıl olur? Bir de şöyle bir durumumuz var. Aslında bizim kenar oyuncu vasıfları artık bek oyuncularımıza geçti. Artık kanat beklerimiz var. Trezeguet konusunda şu konularda biraz umutvariyim. Mevcut oyun sistemimizde ilerideki üçlü aslında her biri birer santrafor vasfına bir miktar sahip oyunculardan oluşmak zorunda. Üç forvetle oynuyoruz gibi. Dolayısıyla Trezeguet'i bir kanat forvet gibi hayal ettiğimde de çok da böyle aşırı da umutsuz olamıyorum sebepsiz bir şekilde. Ve bu işleri de yapabilen bir adamdan bahsediyoruz. Baran, başlayalım. Trezeguet. Abi çok doğru aslında o profili derledin. Ben şunu söyleyebilirim. Aslında üçüncü bir çok yönlü oyuncuyu konuşacağız. Hem bu iç forvet hem de hani winger dedikleri düz açık oyunun ikisini de oynayabiliyor. Özellikle hani dribbling meziyeti, işte pas kalitesi ve bitiriciliğine baktığımızda bunlar biraz daha eşite yakın dağılmış durumda bu meziyetler bu oyuncuda. Bu da onu çok yönlü bir oyuncu kılıyor aslında. Yani daha önceleri biz kimi attık mesela sol tarafa düşünüyorum. Zaman zaman Güven'i attık, zaman zaman işte Larin'i attık. Yeri geldi daha gitmezken Boyd'u attık. Bu üç oyuncu da mesela Beşiktaş'ın o oyun varyantları değiştikçe afallayan oyunculardı. Ancak Trezeguet'de şunu görüyoruz. Farklı oyun varyantlarına çok hızlı bir şekilde adapte olabilen bir oyuncu. Kendinin oyun tarifini yapmak çok kolay ve birçok çevrelerce aslında kendinin yetenekli bir driblingçi oyuncu üzerinden aslında tarifi yapılmış. Ama bunun yanı sıra pas meziyetleri çok çok kötü durmuyor İlker abi. Yani demem o ki Trezeguet birkaç farklı pozisyonda oynayabilmesi, bir de dediğin gibi 3 forveti değerlendirdiğimizde bitiricilik meziyetleri ve özellikle boş alan koşusu meziyetleri üzerinden çok da sınıfta kalmayan bir oyuncu olması hasebiyle yine iyi bir çok iyi bir tamamlayıcı parça olarak göze çarpıyor. Bir de bizim biliyorsun yani onun simetriği olan pozisyonda Gezdal'ımız var. Gezdal demişken biz aslında her zaman Gezdal'a uyumlu iki diğer oyuncuya bakacağız. Gezdal'a uyumlu bir oyuncu gelmiş olur. O manada sıcak bakabileceğim bir oyuncu tabii yine bonservisi söz konusu olacak. Valla hani pas konusunda söylediğin şeylere şimdi 1,6'lık bir kilit pas datası var Trezeguet'in. Biz orada işte Güven olsun, Larin olsun aslında bu pas parametrelerine olay indiği zaman buradan bir şey alamayıp genelde son vuruş, hava topu vuruşları ve işte final vuruşları anlamında iyi verim alabildiğimiz bir oyuncu grubuydu. Trezeguet bununla birlikte bu vuruş becerisiyle birlikte oyuna da bir tık katkı yapabilecek bir oyuncu gibi duruyor bir defa. İşte 1,6'lık bir kilit pas becerisi, uzun top kullanabiliyor bir miktar, 1,5'a yakın bir uzun top meziyeti var. Oyunun yönünü değiştirebilecek zaman zaman bu tür denemelere girişen, birebir de kaldığında 1,5'luk bir yine 1,5'lik bir adam geçme meziyeti var. Çok üst düzey değil belki ama kabul edilebilir bir seviye. Pas yüzdesiyle alakalı belli başlı şeyler gözüme çok çarpıyor. O da şöyle ki
takımlarının topa sahip olma yüzdesi düştüğünde Trezeguet'in pas kalitesi ve opsiyonları doğru orantılı bir şekilde o da düşüyor. Böyle bir şey gözüme çarptı. Mesela bu sene özelinde pik yapmış Trezeguet. Sebebi nedir diye baktığımda şöyle gördüm. Başakşehir ligin en fazla topa sahip olan ve en fazla yüzdelikle pas isabeti sağlayan takımı olmuş. Yani aslında birçok şeyi de anlatıyor. Dolayısıyla enteresan bir profil. Kariyeri düşüş grafiğinde, eğiliminde olmasa aslında çok da cazip bir opsiyon gibi. Benim duyduğumda satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'ın kiralamak istediği Aston Villa'nın bir miktar rakamlarda 1,5-2 milyon euroluk bir fark varmış. Onun üzerinden pazarlık yapıldığına dair bir şeyler duydum. Emre sendeyiz, Trezeguet. Ya şöyle söyleyeyim abi, ekleme yapayım. Senin söylediğine, yani pas yüzdesi düşüyor olabilir ama burada arkadaşlarıyla sağladığı uyum da önemli. Yani gittiği takımda zaten Premier Lig'de bir hani orada uyum sağlamada bir problem yaşamış olabilir. Çok başarılı bir performansı yok. Vasatta kalmış bir performansı var diyebiliriz. Ama Türkiye liglerinde iş yapabilecek bir oyuncu Trezeguet. Çünkü topu kanada verdiğinizde orada yaratıcılık beklentisi olan takım çok. Yani Trezeguet'e topla driblingi, dribling üstü pası, skora katkısı olabilen bir oyuncu. Fark ettiyseniz zaten orada aranılan profil biraz daha böyle merkezdeki santraforun biraz zaman zaman sarkık oynamasıyla beraber sağ ve sol forvetlerin biraz skora katkı yapmasını bekleyecek Valerian İsmail anladığım kadarıyla. Hem asist hem de vuruş, gol anlamında. Trezeguet'e bu profile uyuyor ama daha çok bunu yapabilecek oyuncular da mevcut aslında. Biraz daha araştırılması taraftarıyım ben şahsen ama Trezeguet'e tabii ki orada iş yapar. O yetenekleri, o meziyetleri olan bir oyuncu. Birazcık sadece eğilim olarak çizgiye yakın hani topla buluşma, orada topu alma eğilimi var. Çünkü biz kanatları kullanıyoruz, kanat beklerimize zaten. Onu biraz daha içeride topla haşır neşirken ne yapacağı konusunu hayal etmeye çalışıyorum. Orada da biraz işte santraforla uyum konusu gündeme geliyor. Veya sarkık oynadığı zaman ortadaki santrafor diğer kanattaki santraforla, forvetle içeri girdiğinde daha doğrusu neler yapabilirler onları hayal etmeye çalışıyorum. Bence oradan da verim alabiliriz, bir şeyler çıkartabiliriz. Ama tabii maliyet fayda konusu şeyleriyle, ikameleriyle beraber değerlendirildiğinde aslında bence farklı seçenekleri de ben bir görmek isterdim işin gerçeği. Ama faydalı olabilir diye düşünüyorum ben. İlker abi bir şey eklemek istiyorum sadece. Tabii bu ki. Hani peking dediğimiz konu var ya, hani rakip defans hattını yarma ya pasla ya driplingle. Orada çok fuleli olmadığı için genelde rakibini ekarte edecek hareketi yapıyor. Ancak o savunma hattını yaracak hızlı, topla hızla koşuyu genelde göstermeyip topu yana veya çapraza aktarıyor genelde. Hani bir eksiği orada da, mesela İngiltere Ligi'nde de yani hani kendine pas alanı açacak çalımı atabiliyor ama rakip savunma hattının dengesini bozacak o delici hamlelerde bazen eksik kalabiliyor. Aslında Türkiye'ye tekrardan geri düşmesinin sebebini de bu olarak görüyorum. Anladım. Ben biraz da şeye de baktım. Hani Valerian İsmail'in 3. bölgedeki oyunculardan işte bir şok pres, deplase olma, işte efor gibi beklentileri de var. Vallahi hani öyle bir oyuncu mu tartışılır ama yaptığı zaman da sanki bir şeyler ortaya çıkıyor gibi. Şimdi 1.6 top çalabilen, top kesebilen bir oyuncu. Benim de gözüme o az önce senin söylediğin şeyle gözüme şu çok çarpıyor. Çok fazla kontrol problemi var. Baran top kontrolleri de ciddi kayıplar yapabiliyor Trezeguet. Yani maç başı 3'ü buluyor. Pik yaptığı daha kötü datalar da var. O ilk kontrollerde, ilk tercihlerde, ilk karar mekanizmalarında bir miktar defolar gözüküyor. Onu da belirteyim. Zamanı çok yemeden geçelim. Herkes bekliyor abi, bu Weghorst geldi, hayatımıza girdi. Herhalde bir 6 ay önce anlatsalar adama manyak mısın deyip kapıdan kovarlardı ama işte hikaye buralara geldi abi. Burnley ligden düştü. Dolayısıyla Weghorst hikayesi buraya kadar geldi.
Anladığım ve edindiğim bilgilere göre abi menajer önermesi ama menajer size öneriyorsa başka kapıları da çalmıştır. Hatta TSV Eindhoven'la da görüştüğü falan söyleniyor. Dün öyle bir görüşmesi olmuş. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye falan da sunulduğu söyleniyor. Belli ki bu konuda Beşiktaş sonuca varmak istiyorsa hızlı hareket etmek zorunda. Çünkü böyle oyuncu çok boşta kalmaz. Emre, bu defa senden başlayayım. Tabii. Ben birazdan ben de fikrimi beyan ederim. Weghorst, ne diyorsun abi? Ben birkaç yere sordum Hollanda'da. Bu lige bundan daha güçlü bir forvet gelmedi dediler. Gelirse eğer. Ne diyorsun Emre? Vallahi abi Allah deriz ya. Yani bu profil gerçekten Beşiktaş'ın normal şartlarda mali koşulları da göz önünde bulundursa gidip alabileceği bir profil değil. Veya kiralık dahi olsa kadrosuna katma konusunda ikinci, üçüncü sıralara düşebileceği tercih olarak bir oyuncu. Çünkü sizden evvel Avrupa'da birçok kulüp böyle bir profile gidip sarılır yani. Hani, ama şunları belirtmek lazım. Şimdi sadece bu opsiyon üzerinden tabii oyuncunun cezbetmesi, insanları açıp videolarını izliyorlar, işte gollerine bakıyorlar, yaptıklarına bakıyorlar. Çok normal. Hatta işte ben şey yorum yapmıştım. Bir Gomez'i konuştuğumuz kadar bir 5 sene daha bütün örneklemler hep bu oyuncu üzerinden verilir. Eğer Beşiktaş'ta bir yıl dahi oynasa. Çünkü Valerian İsmail'in oyununun gerektirdiği tüm her şeyi yapabilecek kapasitesi olan bir oyuncu. İşte atılan uzun topları indirme, etrafına servis etme, işte link up play dediğimiz geriye gelip bir kanal olma, pas yollarında bunları iyi yapabilen bir oyuncu. Aynı zamanda vücut pozisyonunu çok iyi alabilen, ceza sahasında buluştuğu toplarda rakibinin kör noktasına koşuyu her ne kadar 1,97'lik boyu olup ağır bir görüntü çizse de o koşuları çok iyi yapabilen, adım boyu çok uzun olduğu için bunu pozitif kullanabilen bir oyuncu. Fiziğiyle de geniş alan kapladığı için rakip savunmalara bayağı zorluk çıkarıyor. Vuruşları da iyi, son vuruşları da iyi. Sadece Burnley'de işte belli bir dönem performans sergileme şansı oldu. Ligin belli bir döneminde oynadı. Aynı zamanda Valerian İsmail'in şeyini düşününce, savunmayla alakalı katkısı, beklentisini düşününce de oynadığı dönemde Firmino'dan çok daha iyi bir savunma performansı sergilediği söyleniyor ki Firmino bu konuda işte sarkık oynayan santraforlardan forvetlerden bir tanesi ligde ve gayet pozitif bakılan bir oyuncu savunma anlamında Liverpool'a kattıklarıyla. Weghorst bazen onu da geçmiş bir oyuncu istatistiksel anlamda. Tabii yani oyuncu bence transferi zor bir oyuncu. Yani ben direktman hani almamız gerekiyorsa, yani kiralayacaksak da bir an önce elimizi çabuk tutarak bunu yapmalıyız tarafındayım ama dediğim gibi bunları yapabilecek daha işte İtalya'dan, Juventus'tan ve Tirol'den performansından bildiğimiz oyuncu. Bu da bence aynı efekti zaman içerisinde yapabilecek. En başta pozitifle başlayıp daha sonra çok daha üstüne katabilecek bir oyuncu. Onu da tercih edebiliriz. Bu da makul bir tercih gibi duruyor ama uzun vadede Viglione tercihi biraz daha önce de konuşmuştuk kendi aramızda bu konuyu. Bana da mantıklı geliyor abi işin gerçeği. Bana. Abi Weghorst ile ilgili şey söylemek lazım. Yani hani klasik bir hedef santrafor görünümü verse de hani boyuyla ve fiziğiyle onun yanına en az bir onun kadar avcı özelliklerini de eklemiş bir oyuncu. Yani off the ball dediğimiz o alan hakimiyeti olan ve bu alan hakimiyetinin yanında gücünü de karşı tarafa iyi bir şekilde yansıtan bir oyuncu. Bu anlamda çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öte yandan kendisini mesela Upamecano ile karşılaştığı maçlarda analiz etmişler ve sonuçları gayet iç açıcı. Yani Bundesliga'nın görüp görebileceği şu anda aktif faal olarak futbol oynayan en iyi, en güçlü defans oyuncularından birine karşı
güç konusunda bir adım bile geriye düşmemesi bu oyuncunun aslında Beşiktaş'a ne denli yarayabileceğinin en önemli göstergelerinden biridir. Çünkü biz biliyoruz ki her ne kadar Valerian İsmail biraz daha o hani git gelle oyunun her anlamında mücadele eden koşan bir takım istese de her ne olursa olsun Beşiktaş gibi güçlü takımla her zaman oyunu rakip yarı sahaya yaymayı seven en azından kendi yerelliklerinde oyuncu grubu tercih ediyorlar. Bunun yanı sıra yine Valerian İsmail'in sistemine hani kafadan ezberden aslında uyabileceğini düşündüğümüz konu yine o defansif özellikleri ki Emre'nin de söylediği gibi ya Firmino'yu bu anlamda geçebilmek ya da onunla yarışabilmek onunla yarışabilen bu anlamda bir oyuncu Beşiktaş'ın gündeminde görmek biraz komik geliyor bana. Komik derecede güzel bir şey aslında öyle söylemek lazım. Bir de şeyi söyleyeceğim. Bu arka direk koşularını çok çok seven bir oyuncu. Yani bu hedef santraforlarda şeyi görürüz. Genelde penaltı noktasına yakın yerlerden vuruş yaparlar. Ama Weghorst mesela arka direkten çok fazla vuruşu olan ve vuruş kalitesi de hiç fena olmayan bir oyuncu. O anlamda Weghorst Beşiktaş aldığı anda aslında santrafor konusunda baş ağrısını birçok noktada giderebilecek bir santrafor. Şunu ekleyeyim abi ben illa eleştirmemiz gerekirse sadece son olarak şunu ekleyeyim. İlla bir eleştiri getirmek gerekirse Weghorst özelinde. Sadece geriye geldiği işte uzun topları dağıtırken hava toplarında aldığı toplarda veya işte geriye geldiği noktada Valerian İsmail'in hızlı hücum sevmesi, orta alandaki aksiyon ve işte kanatlardaki aksiyonun hızlı ele alınmasını şeyde de görüyoruz. İşte taç atışlarında hemen topu oyuna vermesi falan. Çünkü oyundan kopmayı ve oyunun hızının düşmesini sevmiyor belli ki. Bu noktada hızlı çıkışlarımızda hani geriye geldiğinde pas dağıtımını yaptıktan sonra ceza sahasında koşularda veya tekrar ceza sahası etrafında pozisyon almada, içerisinde pozisyon almada zaman zaman geride kalabilir. Hani tek handikapı bu ama Geza gibi bir oyuncunun elinde olduğunu düşündüğün zaman da avcı özelliği olan bir pivot santroforun Gezal'e de takım arkadaşlarına da çok büyük faydası olacaktır diye düşünüyorum Beşiktaş özelinde. O yüzden o eksisi de bence çok göze batmaz. Emre şeyi söylemek mümkün olur mu acaba? Hani madem Weghorst geriye geldiğinde hani kontra ataklarla ilgili bir seri olamama hali oluşabilir tehlikesi var. O zaman işte solda değerlendirecek oyuncunun forvet meziyetleri, hızı hızlanmasına biraz daha kesinlikle konsantre yani, olup fulleli bir oyuncu Trezeguet, acaba onu tamamlamak. Yani Trezeguet özelinde aslında en pozitif şey o. Sadece hani topla ilişkisi iyi, driplingi iyi ama bu topla beraber çıkışlardan sonra skora katkı anlamında Türkiye Ligi'nde çok iyi bir performans sergilese de bu hızlı oyunda Trezeguet'in de hani ne verebileceği, ne yapabileceği son zamanlardaki İlker abinin bahsettiği o düşüşten sonra kendine gelip gelemeyeceği konusu tamamen o oyuncu üzerinden aldığınız riske bağlı bir şey çıkarım yapabiliyorsunuz. O yüzden ben belki farklı alternatif bulabilirsek o noktalarda skora daha seri bir şekilde katkı yapabilecek o meziyetlerini çok daha uç noktalarda sergilemiş. Tabii ki onu tercih etmeyi daha mantıklı buluyorum. Ama dediğim gibi orta santrafor, sağ forvet, sol forvet hepsinin uyum içerisinde olması lazım. Konuşmamızın başından beri ta defans oyuncularından bahsetmeye başladığımızdan beri göze çarpan şey şu. Bir sistem var ve burada oyuncuların birbirine uyumu çok büyük önem arz ediyor özetle. Şimdi ben bu Burnley dönemini bir defa bir kenara bırakıyorum. Çünkü Burnley'e baktığınızda hem organizasyon anlamında hem de bireysel yetenekler konusunda inanılmaz defolar görüyoruz ki zaten ligin dibine demir atmışlar. Ligin en az topa sahip olan takımı, ligin en az doğru pas yapan takımı bireysele gidiyorsun. Bireyselde hakeza bireysel birebir parametrelerde de ligin en kötü datalarını görüyorsun. Dolayısıyla yap yanlış baştan sona kötü bir organizasyonun içerisinde oyuncuyu değerlendirmek istemiyorum. İnsanlar da soruyor madem öyle niye 3 tane atmış, niye 2 tane asist yapmış bilmem ne. Bir takıma bakın derim yani o takım çok kötü bir takım. Kim gitse orada hiç olabilir. Ligin en az kaleyi rahatsız eden takımından bahsediyoruz. İsabetli şutlarda da rezil. Dolayısıyla onu bir geçtim, bir kenara bıraktım. Şimdi bir defa en umutlu olduğum yan birebir hocanın bu oyundan, bu formasyondan beklentilerini 3. bölgede tamamen karşılayabilecek bir oyuncu.
yani pivot santrafordan insanlar şöyle bir durum anlıyor. Uzun boylu takır takır kafa golü atar. Yerden de iyidir. Bilmediğim bir şekilde insanların kafasında Gomezvari bir şeyler canlanıyor. Hayır. İşte o Sinan'ın tabiriyle avcı meziyetlerinin de iyi olması lazım. Bu pivottan uzak bir durum. Şimdi hoca her ikisini de istiyor. Çünkü çok sık kullanılan bir uzun top trafiği sirkülasyonu var. İleride belli başlı opsiyonlar kurmaya çalışan, hücumda yeni bir efektiflik sağlayabilmek, her pozisyonda kendi içinde belli kurguları hesaplayan bir hoca. Bunların hepsine cevap verebilecek, o topları, uzun topları kesinlikle mükemmel bir şekilde alıp dağıtabilecek Almanya Ligi'nin 3,5 sezonda en fazla hava topu kazanan oyuncusundan bahsediyoruz. 389 hava topu kazanmış. Yani böyle bir parametre var. Bununla birlikte işte yine Opta paylaşmış bugün, orada gördüm. Almanya'nın bu sezonlar aralığında 18-22 sekans aralığında en fazla kafa golü atan üçüncü de oyuncusu yine. Dolayısıyla bir havadan iş tamam gibi. Yerden de baktığınızda adam yine Opta paylaşmış. Bu aralıkta en fazla gol atan ikinci oyuncu. İsabetli şutta da ikinci. Yani 141 isabetli şut yapmış bu şeyde. Harika. Ve Ya evet. yüksek bir XG ile oynuyor. O gol beklentisine cevap da veriyor. Yani 102'de 59. 102 net pozisyonun 59'u gol. Dolayısıyla ulan ben daha neyini yorumlayayım abi, yani işte bekleyeceğiz, göreceğiz, duamızı edeceğiz diyelim. Beni de rejiden uyarıyorlar abi, zamanı yedin bitirdin diye. Ben yavaş yavaş toplayayım, ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bizi takip etmeyi lütfen eksik etmeyin, onu bize uyarıyorlar diyeyim. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa. Son bir şey söyleyeyim. Tabii santrofor, kaleci ve işte defans pozisyonları konusunda insanlar çok şey oluyorlar. Hani popülist yaklaşım oluyor işin gerçeği biraz. Santrofor dediğin zaman falan, ama bu birazcık aslında Beşiktaş'ın dikkat çekmesi gereken nokta şu olması lazım. Beşiktaş'ın kadro mühendisliğini sorgulayacak kişilerin orta alandaki yaratıcılık ve pas kalitesi konusuna biraz daha eğilmek lazım. Onu da bir dipnot olarak ekleyeyim. Çünkü iş tamamen Gezal üzerine kalıyor ve sonra problemler yaşıyor Beşiktaş. Yaratıcılıkta ve etkinlikte uzun toplara çok eğiliyoruz. Ben son olarak da bunu da bir eklemek istedim not olarak. Abi Emre'ye çok özür diliyorum kapatmadan. Tabii Emre'ye tabii ek olarak ekle hani ekle ekle bu lütfen. kısıtlı parayla her yere yama yapmaya çalışıyoruz ya her sene. O yüzden de işte hani standart vasat oyunculara ve çok yüksek sayıda oyuncuya parayı bölmeye çalışıyoruz. Bu manada kaliteli oyuncu getirme şansımız azalıyor. Onun yerine bir veya iki oyuncuyu yüksek bonservisle alıp en azından ödeyebileceğimiz bonservisle alıp en azından hani sonraki senelere olan yatırımı biraz daha sağlıklı bir hale getirmeyi bir Beşiktaşlı olarak çok isterim. Gönlümden geçen budur. Katılıyorum. Efendim, 4 oyuncu analiz edebildik. Bu süre bize bu kadarına imkan verdi. Biz haftaya burada gündemdeki oyuncuları değerlendirmeye devam edeceğiz. Zaman zaman farklı konulara da değineceğiz. Haftaya cumartesi görüşebilmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın, Beşiktaş'ta kalın, hoşça kalın. Sevgili Beşiktaşlar, Ajans 1903'teki programımızı izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. 2021'in Eylül'ünden bu yana sizlerle birlikteyiz. Milyonu aştı izleyicimiz. Katkılarınız bizi mutlu ediyor. Lütfen kanalımızı beğendiyseniz çıkmadan önce programı beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.